Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Siz kadınları bırakıp şehvetli erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu. Lut şöyle dedi: şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kavmeye karşı bana yardım et. Elçilerimiz İbrahim'e iki oğul vereceğimize dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama orada Lut var. Şöyle cevap verdiler: biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna. O geride azapta kalacaklar arasındadır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, Lut onlar yüzünden tasalandı, onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Lut dedi ki, doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka, o geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçiler dediler ki, bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Sana gerçeği getirdik. Biz elbette doğru söylüyoruz. Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Biz Lut'a şu kesin emre vahyettik: bu kafirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte kızlarım. Onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok. Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler. Lut da, keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Konukları şöyle dedi: ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al, götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna, onu bırak. Çünkü onların, kavminin başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?
Resulüm, ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü. Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Hem o Lut kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır. Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz. Hala akıl edip düşünmez misiniz?